Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf A-Staff'ın 9. köyündeyiz. Ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda V şeması üzerinde verilen sayılar bulundukları bölgelerin eleman sayılarıdır. Almanca dilini konuşabilenler A, İngilizce dilini konuşabilenler İ ile gösterilmiştir deniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde Almanca konuşabilen kişi sayısı 14'tür deniyor. Almanca V şemasının içinde kaç kişi var? 8 kişi burada, 4 kişi burada topladığımızda 14 doğru. Yalnız bir dil konuşabilen kişi sayısı 21'dir diyor. Yalnız bir dil konuşanlar, yalnız Almanca konuşanlar 8 kişi, yalnız İngilizce konuşanlar 13 kişi. 8 artı 13'ten 21, bu da doğru. İngilizce veya Almanca konuşamayan kişi sayısı 7'dir. Yani İngilizce ve Almanca kümesinin dışındakiler İngilizce veya Almanca konuşamayanlar olacaktır. 7 kişi mi? Evet. İngilizce konuşamayan kişi sayısı 15 deniyor. İngilizce konuşamayanlar İngilizce kümesinin dışındakiler olacak. 8 kişi buradan, 7 kişi buradan, 8 artı 7'den 15. Bu da doğru. Demek ki cevap E seçeneği. Bakalım neden yanlış? Almanca veya İngilizce konuşabilen kişi sayısı 34'tür. Almanca veya İngilizce dediği için Almanca veya ve İngilizcenin birleşimi olacaktır. Yani bu 3 bölgeyi topladığımız zaman ne geliyor bakalım? 8, 6 daha 14, 14'e 13 eklediğimiz zaman doğru cevap 27. Dolayısıyla cevap Edirne. İkinci sorudayız. 34 kişilik bir sporcu kafilesinde herkes basketbol veya futbol oyunlarından sadece birini oynamaktadır. Sadece birini oynadıklarına göre bu iki kümenin kesişimi olmayacaktır. Eğer Venn şeması çizeceksek, basketbol oynayanları temsil eden Venn şeması ile futbol oynayanları temsil eden Venn şeması kesişmeyecek. Çünkü sadece birini oynayanlardan oluşuyor. Basketbol oynayan 19 kişi olduğuna göre futbol oynayan kaç kişidir? Futbol oynayan x kişi olsun, basketbol veya futboldan birini oynadığı için herkes, yani ikisinin dışında kimse olmadığı için herkes burada olacak. Yani 19 artı x toplam kişi sayısına 34'e eşit olacak. X eşittir 34 eksi 19'dan. X eşittir 15 olacak. Geldik 3. soruya. 30 kişilik bir sınıfta 10 öğrenci İngilizce, 15 öğrenci Almanca, 3 öğrencisi her iki dilde konuşabilmektedir. Her iki dilde konuşanları verdiği için soruya kesişimden başlayacağız. 3 öğrenci her iki dili de konuşabilmekteymiş. 10 öğrenci İngilizce konuşuyorsa, 3 tanesi kesişimde ise 7 tanesi sadece İngilizce konuşandır. Yine 15 öğrenci Almanca konuşuyorsa, 3 tanesi her ikisini konuştuğu için 15'ten 3 çıkardık. 12 tanesi yalnızca Almanca konuşacaktır. Bu iki dilde konuşamayanlar, yani iki kümenin de dışında kalanları soruyor bize. Zaten sadece orası kaldı. X olsun. Sınıfın mevcudu evrensel kümenin içindeki elemanların hepsinin toplamı 30'a eşit olacak. 7 artı 3'ten 10, 12 daha 22 artı x eşittir 30 ise x eşittir 8'dir. Cevap Denizli. Almanca veya Fransızca dillerini konuşabilenlerle bu iki dili de konuşamayan öğrencilerin bulunduğu 40 kişilik bir sınıfta 24 öğrenci Fransızca konuşabilmektedir. 6 öğrenci Almanca veya Fransızca konuşamadığına göre yine Almanca konuşanlar, Fransızca konuşanlar ve hiçbirini, yani ikisini de konuşamayanlardan oluşuyor. İkisinin dışında da kişiler var ve bunlar 6 kişi. 6 öğrenci Almanya veya Almanca veya Fransızca konuşamıyor. 6 kişi dışarıda. Şimdi 24 öğrenci Fransızca konuşuyorsa, Fransızca konuşanlar iki bölgede kesişimde ve sadece Fransızca konuşanlar. Yani iki bölgeye şöyle 24 yazalım. Kaça kaç olduğunu bilmiyorum ama toplamda 24 olduğunu biliyorum. AB diyebilirdik ama bunu böyle çözmek istiyorum. Şimdi diyor ki bize sadece Almanca konuşabilen kaç öğrenci var? Buraya A dersem arkadaşlar. Toplam sınıf mevcudu 40 ise 24 6 daha 30. 30 artı A 40 ise A nedir? Kesinlikle 10'dur. Cevap Ceyhan. Olduğuna göre x artı y nedir? Burada iki tane sıralı ikilinin eşitliğinden bahsediyor. Sıralı ikililerin eşit olması için birinci sıralıyla birinci sıralı, ikinci ile ikinci eşit olmalı. Yani x eksi 2 3'e eşit olmalı. Yani x eşittir 5. Y artı 1 4 olmalı. Yani y eşittir 3.
X artı Y 5 artı 3'ten 8'e eşittir. Cevap Denizli. Olduğuna göre A kartezyen B kümesine A kartezyen B dediği için burada sırası önemliydi. Birinci sıralar A'dan gelecek. Yani 1'i B'nin elemanlarıyla çaprazlayacağız. 1, 2, 1, 5. Benzer şekilde A'nın diğer elemanı olan 4'ü B'nin elemanlarıyla çaprazlayacağız. 4, 2, 4, 5. Hangisi uygun seçeneğimiz? 1, 2, 1, 5, 4, 2, 4, 5. Denizli. Geldik ikinci teste. Bir toplulukta futbol oynayanların sayısı 12, basketbol oynayanların sayısı 16. Futbol veya basketbol oynayanların sayısı 20 olduğuna göre bu toplulukta her iki oyunu da oynayan kaç kişi vardır? Şimdi bunu formülden yapsak. Futbol ve basketbol dediği için futbol birleşim basketbol. Yani futbol veya basketbol oynayanların sayısı neymiş arkadaşlar? 20'ymiş. Biz bunu formülden nasıl buluyorduk? Futbol oynayanların sayısı artı basketbol oynayanların sayısı eksi her ikisini oynayanların sayısı. Kesişimi çıkarıyorduk. Çünkü burada kesişimi iki kere toplamış oluyoruz. Futbol oynayanlar 12, basketbol oynayanlar 16 ise her ikisini oynayanları soruyor. Ona da x diyelim. 28 eksi x 20 ise x nedir? 8'dir. Yani cevap Ceyhan. 40 kişilik bir sınıfta matematik dersinden geçen 18 öğrenci, yalnız fizik dersinden geçen 20 öğrenci. Matematik, fizik diyelim. Toplam 40 kişi var. Fizik, matematik dedik. Yalnız fizikten geçenler belli. 20 kişi, onu hemen yazalım. Yalnız fizikten geçen 20 kişi. Bir de matematikten geçenler 18 ise, yani şu ikisi, iki bölge 18'e eşit. E topladığımız zaman ne yapıyor? 38. Demek ki sınıf mevcudu 40 olduğuna göre 2 kişi 2 dersten de başarısız olmuş. 2 dersten de geçememiş. Şimdi sorunun devamına gelecek olursak bunları kullandık. Bu sınıfta her iki dersten geçen öğrenci sayısı her iki dersten kalan öğrenci sayısına eşit olduğuna göre her iki dersten kalan öğrenci sayısı 2 ise demek ki her ikisinden geçen de 2 eşit dediği için. Yalnız matematikten geçen öğrenci sayısı. Matematikten geçenler 18 ise 2 tanesi buraya gittiyse yalnız matematikten geçen 16 kişi olacaktır. Cevap Bursa. Bir sınıftaki öğrenciler futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayabilmektedir. O zaman futbolu ve basketbolu çizdiğim zaman, Venn şemalarını çizdiğim zaman dışarıda kimse kalmayacak. Bütün öğrenciler bu 3 bölgeye yerleştirilecek. Sınıfta futbol oynayabilen 15 öğrenci var. Yani futbolun içine 15'i yerleştireceğiz 2 bölgeye ama kaça kaç bilmiyoruz. Sınıftaki öğrencilerin yarısı basketbol oynayabildiğine göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Sınıftaki öğrencilerin yarısı basketbol oynayabiliyormuş. Sınıftaki öğrencilerin yarısı sadece basketbol oynayabiliyormuş. Sadece basketbol oynayabilenler burası değil mi arkadaşlar? X. Şimdi sınıfın tamamı ne oldu? X artı 15 oldu. Dışarıda kimse olmadığı için. Bu X artı 15'in yarısı X'miş. Yani X artı 15 eşittir 2X. Yani X eşittir 15 olur. Sınıfta kaç öğrenci vardır? 15. 15 daha 30. Aslında X demeden direkt şöyle de söyleyebilirdik. Yarısı sadece basketbol oynuyorsa diğer yarısı da futbol oynuyordur. Yani yarısı 15 ise tamamı 30. diyebilirdik. 30 kişilik bir sınıfta gözlüklü öğrencilerin sayısı 20. Gözlüklü olmayan kızlar 6. Gözlüklü olmayan erkek. Şimdi erkek, kız, gözlüklü, gözlüksüz dediği için burada arkadaşlar tablo çizeceğiz. Şimdi verilenleri tabloda yerine yazalım. Bize ne verilmiş? 30 kişilik sınıf denmiş. Yani sınıfın toplam mevcudu gözlüklü, gözlüksüz, 40, kız, erkek hepsi 30 tane. Gözlüklü öğrenciler 20 taneymiş. Gözlüklülerin toplamı 20 ise, toplam öğrenci sayısı 30 ise gözlüksüzlerin toplamı 10'dur. Gözlüklü olmayan kız öğrenciler 6 tane. Yani gözlüksüz olan kızlar, gözlüksüz kızlar 6 tane ise gözlüksüzlerin toplamı 10 tane ise gözlüksüz erkek 4 tane olacaktır. Bize de zaten gözlüklü olmayan erkek soruluyor. Yani cevap Denizli 4. A ve B birer küme olmak üzere A alt küme B'dir. Yani A'nın her elemanı B'nin de elemanıdır. A kesişim B aslında A kümesidir. Çünkü A'nın her elemanı aynı zamanda B'nin de bir elemanı.
A kartezyen B'nin eleman sayısını nasıl buluyorduk? A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının çarpımı ile bulunuyordu. A'nın eleman sayısı o halde 1, 2, 3 ve 4 tanedir. B'nin eleman sayısı, bakın B fark A'da 2 eleman varsa, yani A'nın elemanları zaten B'de var. Yani bu 4 eleman zaten B'de var. Üstüne 2 tane eleman daha eklediğim zaman 6 tane eleman olmuş olacak. 6 çarpı 4'ten cevap 24. A ve B birer kümedir. A kartezyen B'nin eleman sayısı 18. Bunu nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı ile buluyorduk. B'nin eleman sayısı 3 verilmiş. B'nin eleman sayısı 3 ise 3 ile neyi çarparsam 18? 6'yı. Demek ki A'nın eleman sayısı 6 olacak. 7'deyiz. Olduğuna göre SB kaçtır? B'nin eleman sayısı kaçtır? Bir kere A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının çarpımına eşitti. Yukarıdaki verilen A kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş. A kümesinin eleman sayısını bulursam eğer B'ye de ulaşırım. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'ler 2'den büyük eşit, 15'ten küçük eşit ve x'ler 4'ün katı k tam sayı. 4'ün katı tam sayı olacak ve 2 ile 15 arasında olacak ilk sayımız 4, sonra 8, sonra 12. 3 tane elemanı var. Yani A'nın eleman sayısı 3. Şuradan devam edelim. 3 çarpı B'nin eleman sayısı 24 ise 3 ile neyi çarparsam 24? Tabii ki 8'i. Demek ki B'nin eleman sayısı 8. Yani cevap Ceyhan oluyor. Evet, geldik son teste, 3. teste arkadaşlar. Bir adım ötesi teste. Aşağıda Venn şeması üzerinde verilen sayılar bulundukları bölgelerin eleman sayılarını göstermektedir. Futbol oynayanlar F, basketbol B, handbol H ile gösterilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Basketbol oynayıp handbol oynamayan, yani basketbol fark H, handbol olacak. Basketbolda olacak arkadaşlar. Yani yeşilin içinde olacak ama turuncunun içinde olmayacak. Neresi oluyor? Tam olarak şurası oluyor. Yani 4 artı 2'den 6'dır. Doğrudur. Birinci ifade doğru. İkinci ifadeye geçelim. Futbol veya handbol oynamayan. Futbol veya handbol oynamayacaksa futbolun dışında ve handbolun dışında olacak. Bu ikisini kapattık. 3, 4 daha 7. Bu da doğru. En az 2 oyunu oynayan 6 tanedir diyor. En az 2 tane oyun oynayan 6 kişi vardır. En az 2 oyun oynayacaksa şöyle yapalım. Hiç oynamayanları, yani 3'ü silelim ve 1 tane oynayanları silelim. Mesela şu 4 kişi sadece basketbol oynar. Şu 5 kişi sadece handbol oynar. Şu 3 kişi hem handbol hem basketbol. Şu 1 kişi 3'ünü de oynar. Şu 2 kişi ise futbol ve handbol oynar. Dolayısıyla en az ikisini oynayanlar 3, 4, 2 de buradan 6 tanedir. Yani cevap hepsi 1, 2, 3'tür. Hepsi de doğru. Matematik, fizik ve kimya derslerinin yalnız birinden geçenlerin bulunduğu bir sınıfta matematik, fizik ve kimya derslerinden kalanların sayıları sırasıyla 18, 24, 32. Şimdi arkadaşlar ifadeye dikkat edelim. Yalnız birinden geçen. Yani bir kişi matematikten geçtiyse fizikten ve kimyadan kalmıştır. Şimdi diyor ki matematik, fizik ve kimya derslerinden kalanların sayıları sırasıyla. Yani matematikten kaldığına göre arkadaşlar, burada kalanlar diyor değil mi? Kaldığına göre 18 kişi. Şimdi bunu şöyle yapalım. Matematikten geçenlerin kümesi M kümesi. Fizikten geçenlerin kümesi F kümesi. Kimyadan geçenlerin kümesi K kümesi olsun. Bunlar birbirinden ayrık olacak. Çünkü yalnız birinden geçenler var. Yani matematikten geçenler diğerlerinden kalmış oluyor. Şimdi matematikten kalanlar dediğimiz zaman matematiğin dışındakiler olacak. Bunlara da X, Y, Z diyelim. Yani Y tane kişi fizikten geçtiği için matematikten kalmış oluyor. Yine Z tane kişi kimyadan geçtiği için matematikten kalmış oluyor. Yani matematikten kalanlar Y artı Z eşittir 18. Veya şöyle diyelim, matematikten geçenler x tane olduğu için diğerleri, bu kümenin dışındakiler kalanlar olmuş oluyor. Yine fizikten kalanlar, fiziğin dışındakiler, yani x artı z eşittir 24. Kimyadan kalanlar da kimyanın dışındakiler x artı y eşittir 32. Bunları alt alta topladığım zaman sınıfın mevcudu ne olacak? X artı y artı z olacak. Burada ise
Alt alta topladığımda hem x'ten hem y'den hem z'den ikişer tane gelecek. 32, 18, 50, 24 daha 74. 2 tane x, y, z 74 ise x artı y artı z 37'dir. Yani sınıfın mevcudu 37'dir. C'dir cevap. Bir sınıftaki öğrencilerden aşağıdaki kümeler oluşturuyorlar. A. Matematik dersinden geçen öğrenciler. B. Fizik dersinden kalan öğrenciler. Kalan, geçen. C. Kız öğrenciler. Buna göre A kesişim B fark C ifadesi hangisidir? Şimdi A kesişim B demek ne demek? Hem A'da hem B'de. Yani ortak elemanlar alacağız. A'nın elemanı ve B'nin elemanı olacak. V bağlacıyla bağlayacağız. Yani matematikten geçecek ve fizikten kalacak. Matematikten geçecek, geçip fizikten kalan olacak. Fark C dediği için C'de olmayacak. C'dekiler kız öğrenci olduğu için kız öğrenci olmayacak. Kalan kız olmayanlar. Kız olmayanlar ne oluyor? Erkek öğrenciler oluyor. Matematikten geçip fizikten kalan erkek öğrenciler. Matematikten geçip fizikten kalan öğrenciler değil, erkek belirtmesi gerekiyor. Evet, cevap Denizli oluyor. Evet, geldik son soruya. Karanlıkta mavi, kırmızı ve yeşil ışık yayan 3 farklı ışık kaynağı bir zemine tutulursa, mavi ve yeşil ışığın düştüğü zeminin çiyan, yani şura, bakın yeşille mavinin kesişim yeri. Yani bu burada biz 3 tane Venn şeması görüyoruz aslında. Birinci Venn şeması kırmızının, ikincisi yeşilin, üçüncüsü ise mavinin Venn şeması. Mavi ile yeşilin kesişiminde çiyan oluşuyor. Tabi üçünün kesişimi olmayacak. Üçü kesişirse beyaz. Yine kırmızı ile yeşilin kesişiminde sarı, kırmızı ile mavinin kesişiminde magenta rengi oluşuyor. Burada bu anlatılmış. Her üç ışığın düştüğü zemin ise beyaz. Yani üçünün kesişimi de beyaz. Şimdi 3 tane küme verilmiş. K kümesi kırmızı ışığı, M mavi ışığı, Y de yeşil ışığı gösteriyor. Öncelikle şu K kümesinin elemanlarını belirleyelim. K kümesinin elemanları 10 ile 100 arasında 2'nin katı tam sayılar. Yani ilk elemanımız 12, sonra 14, sonra 16 diye gidecek. En son kim olacak? 100 olacak. M kümesinin elemanlarını gösterecek olursak 2 ile 108 arasında 3'ün katı tam sayılar. Yani ilk elemanımız 3, sonra 6, sonra 9, sonra nokta nokta en büyük elemanımız 108. 3'ün katıdır. Rakamların toplamı 9'dur. Rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. Y ise 5 ile 105 arasında 5'in katı tam sayılar. Yani 5 dahil 5, 10, 15 şeklinde gidiyor. En son 105. 105 de 5'in katı. Şimdi diyor ki magenta, ciyan ve sarı renkli bölgelerde toplam kaç eleman var? Şimdi magenta. Magentayı bulacak olursak. Pek de yerimiz yok. Küçültemiyoruz da. Şöyle yapalım. Şunu biraz yukarı çıkaralım. Magenta nereye karşılık geliyor? Kırmızı ile mavinin kesişimine. Kırmızı, kesişim, mavi. Fakat yeşilin kesişimi olmayacak. Yani kırmızı ile mavinin kesişiminden yeşilin kesişimini çıkaracağız. Yani kırmızı kesişim, mavi fark yeşil olacak. Şimdi kırmızı ve mavi kümelerin kesişimleri neye karşılık gelecek? Kırmızılar 2'nin katları. Maviler 3'ün katları olduğu için hem 2'nin hem 3'ün katıysa 6'nın katları olacak. Fark yeşil olduğu için de yeşiller de 5'in katı olduğu için de 5'in katı olmayacak. Yani 6'nın katları olan sayılardan 5'in katı olan sayıları çıkaracağız. Önce şunu bulalım. K kesişim M'yi bulalım. K kesişim M. İki kümede de 6'nın katı olan kimler var? 6'dan başlıyor fakat K kümesi 12'den başladığı için 12'den başlamamız lazım. 12, 6, 6 gidiyorum, 18, ondan sonra 24, tek tek herhalde yazmayalım. En son elemanı yazalım. En son 100'de bitiyor ama 106'nın katı değil, 96 6'nın katı. En son 96'da biter. Bu elemanların içinden 5'in katlarını çıkaracağız. Şimdi bunlar zaten 6'nın katı. Bir de 5'in katı olanları arıyoruz. Yani 6'nın katı olan sayıların içinden 5'in katı olanları incelediğimiz zaman hem 6'nın hem 5'in katı. Yani 30'un katlarını çıkarmam gerekiyor. 30'un katları ne var bu aralıkta? 30 var. 60 var. 30, 60, 90 var. Yani 3 tane sayı çıkaracağım buradan. Peki buradaki terim sayısı ne?
Bakın bu altının 2 katı, bu altının 3 katı, bu altının 4 katı, bu altının 16 katı. Eğer bir katından başlasaydım 16 tane terim olacaktı. 2 katından başladığım için 15 terim vardır. 15 tane terimden 3 tanesini çıkarıyorum. 15 eksi 3'ten 12 tane eleman vardır. Yani magenta 12 elemanla. Şimdi gelelim cyana. Cyan da benzer şekilde arkadaşlar yeşille mavinin kesişimi olacak. Yani yeşil kesişim mavi olacak. Fark kırmızı olacak. Yani yeşille mavinin ortak elemanıysa hem 3'ün hem 5'in katıysa 15'in katı olmalı. Burada 15'in katları neler var? Bakalım hemen. İlk 15 var zaten. Her ikisinde de var. 15, 30. Burada çok fazla olmadığı için yazabiliriz. 45, 60, 75, 90 ve 105 burada bitiyor. Çünkü Y'nin elemanı 105'te bitiyor. Burada neyi çıkaracağız? K'nın elemanlarını. Yani bunların içinde olup K'da olanları. Yani 15'in katı olup 2'nin katı olanları. Hem 15'in katı hem de 2'nin katıysa 30'un katı oluyor. 30'un katlarını silelim burada. 30, 60, 90. Kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4 tane eleman kaldı. Şimdi geldik sarıya. Sarı renk ise arkadaşlar kırmızı ile yeşilin kesişimi olacak. Kırmızı ile yeşilin kesişimi fark. Kırmızı ile yeşilin kesişimi fark mavi olacak. Kırmızı ile yeşilin kesişimi demek hem 2'nin hem 5'in katı yani 10'un katları demek. 10'un katları hem burada hem burada olan 10'un katları ne var? Burada 10 var ama yukarıda 10 yok. 20'den başlayacağım. 20, 30, 40, yazalım. 50, 60, 70, 80, 90, 100 olacak. 100 de bitecek. Bunların içinden mavinin de elemanı olanlar yani 3'ün katı olanları çıkaracağız. 10'un katı olan sayıların içinden 3'ün katlarına baktığınız zaman 30'un katları olacak yine. 30, 60, 90'ı çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman da buradan geliyor. Topladığım zaman 10, 12 daha 22 tane eleman olmuş oluyor.